Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Önümüzdeki Ekim ayında Türkiye'de çok önemli bir organizasyon, Saha Expo yapılacak. Her yıl büyüyen bir fuar Saha Expo. İlhami Bey'le bu yıl neler olacak? Saha Expo sadece Türkiye'deki şirketleri değil, yurt dışı bağlantılarıyla çok farklı bir yere gelecek. Fuarın gelişmelerini, neler yapılacağını beraber konuşacağız. Merhabalar öncelikle. Merhaba Tolga Bey. Şimdi tarihler yaklaşıyor. Üçüncü kez düzenleyeceksiniz. Bu yıl Saha Expo'da neler göreceğiz? Farklar neler olacak? Bu yıl Saha Expo geçen yıla göre bir takım farklılıklar içeriyor. Bu farklılıkların bir tanesi, geçen yıl bir konsept denedik ve bu konsepte dair bir doğrulama aldık. Konsept neydi? Konsept şu: savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların bir sanayi ihtisas fuarı olarak bunu kurguladık. Ve bu konsepti denemiştik. Yani daha KOBİ'lerin, SMİ'lerin ön planda olduğu ve bunların birbirleriyle iş geliştirme süreçlerinin ön planda olduğu, ticaretin ön planda olduğu bir savunma sanayi ihtisas fuarı, sanayi ihtisas fuarı şeklinde kurgulamıştık. Ve burada bir doğrulama aldık. Nedir bu doğrulama? Geçen seneki fuara katılanların %86'sı 5'te 5 memnuniyet işaretledi. Yaptığımız çalışmada, anket çalışması, yani feedback çalışmasında 5'te 5 memnuniyet sağlamış olduk. Bu konsepti doğrulama anlamına geliyor. Öyle olunca bu konsept üzere yürüyelim kararını verdik. Ve bu konsepti incelediğimiz zaman dünyada bu konsepte bir savunma sanayi fuarı olmadığını gördük. Değişik sektörlerde var ama savunma sanayinde böyle bir konsept olmadığını gördük. O halde buradan bir dünya markası çıkarabiliriz gayretine girdik. Ve o minval üzere çalışmalar devam etti, ediyor. Böyle olunca Cumhurbaşkanlığı fuarı himayesini aldı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütüyor olacağız bu fuarı. Artı 5 bakanlığımız ve Savunma Sanayi Başkanlığı fuarı bütün birimleriyle yer alarak, artı bakanlıklarımız ve Savunma Sanayi Başkanlığımız 104 ülkeden muhataplarını, bakanlarımızın ve Savunma Sanayi Başkanımızın, Genelkurmay Başkanımızın, kuvvet komutanlarımızın ıslak imzalarıyla, bakan yardımcılarımızın ıslak imzalarıyla muhataplar davet edildi. Bizim kendi başkanımız dahil gönderilen 496 tane davet mektubu var. Bunlara dönüşler yapılıyor. Bu 104 ülkenin 55'inden dönüş aldık. Almaya da devam ediyoruz. Fuar yaklaştıkça tabii bunların sayıları daha da artıyor olacak. Dolayısıyla hedeflediğimiz yere doğru gidiyoruz. İşin şey tarafında, uluslararasılaşma tarafında. Aynı zamanda tabii alım heyetleri, ticaret heyetleri gibi heyetlere dair çalışmalar da yürütülüyor. Şu anda 27 ülkeden 100 küsür rakam net aklımda değil ama her gün değişen rakam bunlar. Ticaret heyeti konfirme etti. Onlar katılıyor olacaklar. Aynı zamanda firmaların standlı katılımları anlamında da çok güzel gelişmeler var. İşte 60 firmanın tamamlandığı süreçler, yani şeyler nedir o, sözleşmeleri imzalamış durumdalar. Ondan sonra bir 70 küsür firmanın sözleşme gitme gelme süreçleri devam ediyor. Ama yeni müracaatlar da, özellikle her gittiğimiz fuarda bu fuara dair çok yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Kimileri anlamaya çalışıyor. Ondan sonra kimileri anlamış, katılmaya çalışıyor gibi bir takım gayretler var. Aynı zamanda yine bu fuar kapsamında uluslararası fuar organizasyonlarıyla işbirlikleri, sözleşmeler imzaladık. Bunların bir kısmı kendi portföyündeki firmaların bir kısmıyla geliyorlar ama geri kalanların tamamı bu fuara, aynı zamanda fuarın etkinliğini ölçmeye geliyorlar. Eğer yeterli etkinlikte, yeterli doygunlukta bulurlarsa, 2024'te malum 2 yılda bir yapıyoruz bu fuarı. 2024'teki fuara bu sefer kendi portföyleriyle beraber, yani
kimin portföyünde ne kadar varsa 300 firma, 250 firma, 150 firma neyse işte onlar firmalarını alarak bu fuarlara geliyor olacaklar. Aynı zamanda yine bu kapsamda yabancı fuarlarla bir takım işbirliği sözleşmeleri imzaladık karşılıklı olarak. Fuarların birbirlerini desteklemesi anlamında çalışmalar yaptık. Oradan da güzel neticeler, dönüşler oluyor. Daha yeni işte Polonya'daydık. Polonya'da MSPO organizasyonuyla işte böyle bir ilişki geliştirdik. Bu şekilde şey devam ediyor. Yani bizim buradan muradımız bu eksik olan konsept üzerinden yürüyerek buradan bir dünya markası çıkarmak. Dünyadaki fuarlara baktığımız zaman yani gerek işte ne bileyim IDEX'ler, DIMDEX'ler, işte Eurosatory'ler, işte ne diyeyim Paris Air Show'lar, Fambro'lar vesaire bütün bunlara baktığımız zaman bunların hepsi bizim IDEF gibi platform odaklı fuarlar. Yani böyle sanayi ihtisası anlamında burayı öznesi sanayinin ihtisas alanları olan öznesi SM'ler olan, KOBİ'ler olan böyle bir savunma sanayi fuarı yok. Dolayısıyla bu konsepti esas alarak, bu konsept üzerinde yürüyerek biz buradan Türkiye'nin bir dünya markası fuarını oluşturacağız. Öyle bir yönelişimiz oldu. Bu 2022 fuarı bu anlamda rüştümüzü ispat edeceğimiz bir fuar olacak aynı zamanda. Tabii ki izleyicilerimizin merak ettiği konuların başında daha profesyonel olmayan kişiler platformlar bekliyor. İşte uçakların mock-up'ları, tanklar, tüfekler, roketler ama sizin bu fuarınızın asıl özelliği bütün şirketleri, sektörü bir araya getirip bir işbirliği olanağının altyapısını sunması. O yüzden fuarlarında belki de standları var ama galiba standlarda daha çok toplantı odaları, bir araya gelme noktaları bunun gibi şeyler olacak. Bu fuar sizce Türkiye'deki savunma sanayi ve havacılık sanayini nereye doğru taşıyacak? Mesela bir önceki yıldaki fuarda bir ölçümlemeniz var mı? İhracatın arttırılması, işbirliğinin arttırılması veya hiç bu sektöre girmemiş şirketlerin girmesi. Biraz da bu yapıcı konuda bir şeyler söylemenizi rica edeceğim. Şimdi şöyle mesela bir önceki fuarımızda çok odaklanmış olmamamıza rağmen 31 tane imza işbirliği şey daha doğrusu sözleşme imzalandı. 31 tane sözleşme imzalandı. Bunların sadece 4'ü ticari gizlilik kaygısı gütmeden rakamlarını açıkladılar. 4'ünün toplamı 123,5 milyon dolardı. Diğerlerini de koyduğumuz zaman onları bilmiyoruz. Onları bilmiyoruz. Ama işte şunu söylemeye çalışıyorum. Yani ölçekler sıradan değil artık. Bir ikincisi de özellikle bu sene, özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra ve Ukrayna Savaşı'nda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda TB2'lerin böyle bir sembol savunma sistemi haline gelmesi vesaire bütün bunlar Türkiye'ye ilgiyi çok artırdı. Yani mesela şimdi en son Polonya'daydık. Polonya'da açılış töreninde bile sahneye çıkan başbakanlar, işte ne bileyim savunma bakanları şunlar bunlar, sahneye çıkan herkes bayraktar dedi. Yani bu aslında çok güzel bir Türkiye'ye teveccüh anlamına geliyor. Zaten bu teveccühü şeyde de gördük. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar standları dolaşırken bizim işte Roketsan'ımıza, Aselsan'ımıza, işte Nurol Makina'ya vesaire, oradaki Havelsan'a vesaire onlara duyduğu ilgilerden de bu şeyi çok net olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye'nin teknolojiyi hızlı ve etkin üretebilen ve maliyet etkin satabilen ülke markası olma rüzgarını çok iyi değerlendiriyor olmamız lazım. Bu fuara dair yönelişimiz de o yüzden. Dolayısıyla bizim bunu çok iyi değerlendiriyor olmamız lazım işin bir tarafında. İşin diğer tarafında buraya çok daha fazla devlet getirerek Türkiye'nin Türkiye'deki yapılan Saha Expo fuarının Türkiye'nin bir pazar olması vasfı nedeniyle yabancıların geldiği fuar değil, çok fazla ülke ve delegasyonla iletişim kurulması maksadıyla gelinen bir fuar olmasını hedefliyoruz. Dolayısıyla Türkiye artık kendi sistemlerini üretiyor. Dolayısıyla savunma sanayinde dışa bağımlı 2 milyar dolara kadar düştü vesaire. Dolayısıyla Türkiye'nin pazarlık vasfı kayboldu diye düşünmemek lazım. Yani bu
Türkiye bizim saha expomuza gelen Türkiye'ye mal satmak için gelmeyecek. Uluslararası rekabette evet. Buradan ne alabilirim veya yabancı bir ülkelerde... İşbirlikleri. Mesela Türkiye'nin işbirlikçiliği vasfı çok yüksek. Özellikle bizim ihracata dair devlet politikamız çok tuttu. O da nedir? İşte birlikte üretmek, teknoloji transferi, muhatap ülkelerde üretim yapmak, üretim tesislerini oralarda kurmak falan gibi daha böyle gönlü açık, daha cömert, daha hızlı ve sonuç alıcı ihracat politikası çok kabul görüyor şeylerde, dünyada. Dolayısıyla özellikle 3. dünya ülkelerine dair bu konsept çok karşılık buldu. Bizim burası üzerine yürümemiz lazım. Onun için bu rüzgarı da arkamıza alarak, bu durumu da kullanarak Saha Expo'yu çok ciddi bir uluslararası fuar markası haline getirme potansiyelimiz çok yüksek. Onun için bu fuar aynı zamanda bu milli görünüşün, milli vitrinin, milli duruşun bir şeyi olacak. Uluslararası sanayi işbirliği tarafı belki de. Evet, işbirliği tarafında rüştü ispat fuarı olacak bir yerde. Onun için biz bu anlamda şeyiz. Bir de bu fuarda sunduğumuz hizmetlerle, sunduğumuz kolaylıklarla biz bu fuarı farklı kılacağız. Nedir mesela onlarla ilgili örnek verir misiniz? Mesela fuara katılan her firmanın neler sattığını, neler aldığını, bu fuara hangi öncelikli ürünleriyle geldiğini, işbirliği yapabilecekleri alanları, yatırım durumlarını vesaire öğrenmek suretiyle biz fuardan önce firmalara bunu bir fuar istihbaratı olarak firma özelinde, her firmanın kendi ihtiyaçları özelinde bir enformasyon üretiyoruz. Bu ürettiğimiz enformasyonları paylaşıyor olacağız firmalarla ve onlara Saha Match diye bir yapay zeka ile eşleştirme yapabilen bir şeyimiz var, dijital ortamımız var. Saha Match'i açıp bizim o kendilerine servis ettiğimiz bilgileri de kullanarak orada görüşme trafiklerini oluşturmalarını istiyor ve bekliyor olacağız. Bu neyi sağlayacak? Yani fuara gelen firmaların sebze pazarında tezgahların arasında dolaşır gibi dolaşmalarını değil, hedefli olarak hangi ürünü kiminle görüşebileceğini, dolayısıyla kimlerle ne tür ilişkiler geliştirebileceğini önceden kendilerine servis edip fuarı daha odaklı, daha sonuç alıcı hale getiriyor olacağız. Bu hizmetimiz mesela bizi yurt dışında bizim milli katılım fuarlarının neredeyse tamamına katılma gayreti içerisindeyiz. Savunma Sanayi Başkanlığımızın milli katılım fuarlarına SSI ile beraber. Fakat hiçbirisinde bu hizmeti alamıyoruz. Yani böyle bir hizmet şeyi yok, konsepti yok bir şeylerin, fuarların. Ki buna dünyanın en büyük savunma sanayi fuarları dahil, işte Pambro gibi vesaire. Veya işte ne bileyim Eurosatory gibi. Biz bu tip farklılıklarla firmaları gerçekten fayda ürettiği bir şey, samimi olarak yani sonuçlara doğrudan tesir eden bir fuar olarak bu dünya markası statüsünü hak etmek istiyoruz. Böyle bir takım gayretlerimiz olacak. İşin diğer tarafında mesela bir başka şey daha yapıyoruz, bir başka hoşluk daha yapıyoruz. O da şu, bizim İstanbul Teknik Üniversitesi 3. 4. sınıf öğrencilerinden oluşturduğumuz bir havuz var. İngilizcesi iyi olan, IQ'su yüksek çocuklardan oluşturduğumuz bir havuz var. Gelen yabancı delegasyonlara ve yabancı firmalara, hatta ticari delegasyonlara bu çocukları şey yapacağız. Mihmandar. Mihmandar olarak görevlendireceğiz. Bu ne sağlayacak? Hem o çocukları bir iş dünyasına sokmuş olacağız, onlara bir network sağlamış olacağız. Onlara bir heyecan katmış ve dolayısıyla böyle bir çocukların gelişimine katkı sağlamış olacağız bir taraftan. Diğer taraftan da o firmalara bir hizmet sağlamış oluyor. Bu çocuklar aynı zamanda bu ikili görüşme trafiklerinin yönetilmesinde kendi dilimizde onlara hizmet veriyor olacak. Yani kendi dilimizi bilen, ana dilimizi bilen insanlar olarak İngilizce diliyle
muhatap firmalara ya da delegasyonlara hizmet veriyor olacaklar. Bu da onların fuarı daha etkili bir şekilde kullanmalarına imkan sağlayacak bir argüman olarak değerlendiriyoruz bunu. Fuar alanlarını dolaşırken klasik yapılar içerisinde işte caddeler, sokaklar birbirlerini dik keser. Bunlarla da ilgili bir İpek Yolu projeniz var. Bir de onu sormak isterim size. Bu da çok enteresan, çok özgün bir şey bu. Şöyle, şimdi normalde salonların girişleri kıymetlidir. Kapağı ağızları hemen o girişte insanların ilk gördüğü yerler kıymetlidir. Bizim sağlı sollu 6 tane salonumuz var. Bunların aradaki perdeler kalkıp sağ blok, sol blok olarak şey yapılabiliyor İstanbul Fuar Merkezi'nde. Dolayısıyla şöyle düşündük, bir şehir planlaması mantığıyla şey yapıp salonların arkasını da kıymetli hale getirmek için bir proje geliştirdik. Yine bir şehir planlama mimarlık firmasıyla beraber. Şöyle sağdaki örneğin, sağdaki ilk salonun giriş kapısından sağdaki son salonun giriş kapısına yarım elips şeklinde bir İstiklal Caddesi gibi İpek Yolu koyduk adını. Böyle bir gezinti yolu ve üzerinde meydanlar var. İşte Aselsan Meydanı, Roketsan Meydanı, Tayı Meydanı falan gibi meydanlar var. Böyle 8 tane meydanımız var. Buralarda şehir mobilyaları var. Oralarda işte ikramlar olacak vesaire. Dolayısıyla bizim şimdi işte Aselsan'ımız, Roketsan'ımız falan salonların dibine denk geliyor. Böyle şey olunca hani o elipsin üzerindeki meydanlara da yerleştirdiğiniz zaman şey gibi düşünün, yani bir belediye başkanı bir yerden bir güzel bir yol geçirir, etrafı rant alanına dönüşür. Biz de salonların arka tarafına böyle bir rant götürdük. Dolayısıyla oraları da kıymetli hale getirdik. Hatta bu konseptimiz çok tuttu. Onun üzerine biz fikri mülkiyet hakkında şey yapıyoruz, alıyoruz şimdi bunun. Yani böylece salonların şeyine de, yerleşimine de böyle bir hareket getirmiş olduk. Bu da bir ilk yani. Saha İstanbul yaptığı bütün faaliyetlerde bir şeyleri önünü açan, bir şeylere ufuk açan bir yapıyla ilerliyor ve gözünü sürekli dünyaya dikiyor. Bizim Türkiye ile ilgili bir derdimiz yok. Türkiye'ye dair bir hedefimiz de yok. Bütün hedefimiz gerek üye firmalarımızın iş geliştirme gayretleri ve kendilerinin teknolojik yetkinlik çıtalarını taşıma açısından, ondan sonra gerekse diğer süreçleri itibariyle bizim saha olarak süreçlerimiz itibariyle sürekli dünyayla yarışıyoruz biz. Burada da böyle. Mesela dünyanın ilk sanal savunma sanayi fuarını yapmıştık. Dünyanın ilk hibrit savunma sanayi fuarını yaptık. Şimdi dünyanın ilk metaverse'ünü yapıyoruz mesela. Buralarda da bu deneyim, hatta mesela ilk savunma sanayi fuarımızı, sanal fuarımızı yaptığımız zaman büyükelçilikler çok ilgi duydu buna. Kendi ülkelerine haber diye geçtikleri için yabancı, yani o ülkelerin savunma bürokrasilerinin fuara girip çıktıklarını izledik biz loglardan. Yani onun için şeye de örnek oluyoruz, sektöre de, dünyadaki savunma sanayi sektörüne de bu şeyimizle, ne diyeyim, yeniliğinizle, vizyonumuzla onlara da ufuk açıyoruz. Ve bu tabii bir gurur meselesi. Yani biz şimdiye kadar hep birilerine yetişmek ya da işte birileri gibi olma gayreti içerisinde olan bir şeyken, şimdi artık birilerine ilham olma, birilerine işte ne bileyim yol göstermek, o noktalara geldik. Onun için işte odamda sizi misafir ettim. Odamın, masamın karşısında dünya haritası var. Türkiye tam ortasında böyle. Onun için bizim bütün mesela sahanın gayretleri, şimdi sahayı konuşmuyoruz. Sahanın gayretlerine dair hususlar da direkt dünyayı hedefleyerek yürüyen şeyler. Biz saha olarak dünyayla yarışıyoruz. Bu işlerde de zaten ne kadar dünyaya açılırsanız, evet, savunma ve havacılık çok uluslararası, aynı zamanda stratejik gücü var. Evet. Türk şirketlerini, Türk sanayisini bir yere doğru taşıyacaksınız. Ben eminim ki bu fuar epey bir ses getirecek. Evet. Bu fuarı kurgularken de hep dünyayı şey yaptık, dünyayı hedefledik. Yani işte ölçek büyük. Hem ölçek büyük, hem konsept dünyayı düşünerek oluşturulan bir konsept. Yani Türkiye'deki hiçbir şeyi hedeflemedik. Türkiye'ye dair bizim bir şeyimiz yok. Bir vizyonumuz yok. Bütün vizyonumuz tamamen dünya odaklı. Dolayısıyla Saha İstanbul inşallah bu Türkiye'nin gurur duyduğu ve
şey yapan nedir o? Türkiye'ye çok ciddi bir marka kazandıran, ivme kazandıran bir fuar olacak. Bu da sonuçta ülkemize ihracat, istihdam, genç arkadaşlarımıza mühendis olarak, başka teknik olarak yeni yeni iş imkanları sunacak. En son bir bilgi alalım. Fuarın tarihi ve nerede yapılıyor? Meraklıları da artık bekliyoruz diyelim. Tamam. Fuarın tarihi 25-28 Ekim tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak. Artı 1 Kasım, 1 Şubat tarihleri arasında sanal ortamda, yani Metaverse olarak yapılacak. Metaverse de biraz önce söylediğim gibi dünyada bir ilk olarak bunu deniyor olacağız. Dolayısıyla şimdi sizin şeyde YouTube'da çok genç takipçileriniz var. Onlara şunu söyleyelim buradan. Avatarlarını hazırlasınlar. Avatarlarıyla orada doğrudan etkileşim kurarak, katılımcılarla doğrudan etkileşim kurarak inşallah böyle bir tecrübeyi yaşıyor olacağız. Dünyaya da yaşatıyor olacağız. Ve bunu da öğretiyor da olacağız. Bir taraftan şimdi firmalarımızın da bu ortamlara dair eğitime ihtiyaçları var. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Artık Ekim ayında Saha Expo'da görüşmek üzere ve sonrasında da sanal fuarı da dikkatle takip edip inceleyeceğiz. İnşallah. İnşallah fuar yaklaştığı zaman bazı bilgileri daha net veriyor olacağız. Katılan ülke sayısı ki çok hızlı yükseliyor. Mesela oradaki şeyler. Şu an kaç ülke var? Şu anda 55 ülke var. Ama bu ülkelerin muhtemelen 80 civarında olması bekleniyor. Şu anda mesela geleceğini konfirme eden 8 bakan var, yabancı bakan. O yabancı bakan sayısı muhtemelen 20'yi bulacak veya 20'yi biraz da geçebilir. O civarda yabancı bakan katılıyor olacak. Yani gerçekten çok ciddi bir teveccüh var. Ve bu da tabii bizi heyecanlandırıyor bir taraftan. Bir taraftan da onun sorumluluğu biraz kasıyor. Hani böyle doğumu yaklaşan kadınların psikolojisini yaşıyoruz biz şimdi. İnşallah güzel bir doğum olacak. Sıkıntı ve topu gibi bir evladımız olacak. Sıkıntı ve zorluk çekmeden bir şey olmuyor. Evet. Umarım bu çabalarınız bir şekilde Türk ekonomisine genel olarak yansır diye umuyoruz. İnşallah. Bütün gayretimiz onun için. Zaten Saha İstanbul'da non-profit, yani kar amacı gütmeyen bir organizma. Saha Expo'da Saha İstanbul'un bir firması. Dolayısıyla yani burada ticaret yok. Burada kar amacı yok. Burada tamamen ülkeye ve sektöre hizmet var. Dolayısıyla buradaki bu gayretler o nedenle de çok şey. Bir bakıma kutsal bir. Aynen. Onun için işte burada aşk artı emek artı akıl. Bunların üçünü bir araya getirmeye çalışıyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Sizlere başarılar diliyoruz. İnşallah, sağ olun. Eşitliğin öbür tarafı başarı zaten. Teşekkür ederim.